Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan NBA maç tahminlerini size vereceğim. Kısaca yorumlarda bulunacağım. Bu videoda çok kısa olacak. Hızlı bir şekilde tahminleri vereceğim. Hızlı bir şekilde yüklensin diye hazırlığınızı yapın. Kısa video olacak arkadaşlar. Dünkü yaptığımız videodan sonuçları 4'te 2 tutturduk. Sağlam olarak kupon olarak verdiğimiz şeyler çıktı. Tabii ki oraya girmeyeceğim. İsteyenler dünkü videoyu seyredip neyin doğru neyin yanlış çıktığını anlayabilir. Bu videoda şimdi başlıyoruz. Yine 4 tane maç seçtim size. 4 tane maçın tahminini hızlı bir şekilde vereceğim. Ve kısa bir videoyla videoyu kapatmaya çalışacağız. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın. Çünkü saat kaçta yüklenecek video belli olmuyor. Hemen karşınızda görülsün diye beğeni atarsanız, yorumlar yazarsanız ee, sorularınız varsa cevaplayacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Detroit-Boston maçı. Detroit'ta Kate Cunningham yok, oynamayacak. Boston'da burada Al Horford şüpheli durumda oynamayacak gibi gözüküyor. Ee, Jalen Brown'un da durumu bel belirsiz. Ama e, Boston yine Boston'dır eksikleri olsa bile Detroit'te eksikleri olsa bile kendi evinde güçlü bir şekilde oynayan bir Detroit var. Bazı maçları kazanabilen Detroit var. Boston'ı zorlayacaktır. O yüzden burada taraf baksine gitmiyorum. Burada fazla sayı atılır diyorum. Çünkü Detroit saldıracaktır. Boston da kazanmak için cevap verecektir. 224 sayı üst baremini burada alabilirsiniz. 1.70 oranda. Detroit tarafında Boyan Bogdanovic 18 sayı üstünde atar. Ve Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Tabii ki yine Jason Tatum'un üst baremini güvenebilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Philadelphia 76ers Atlanta Hawks maçı. Geçen maç aralarında oynanan Atlanta kazanmayı başardı. Joel Embiid orada oynadı ama iyi bir başarı sağlayamadı. Şimdi Embiid çok daha fazla dakika çok daha iyi bir şekilde oynaması gerekiyor. Eğer istiyorlarsa bu maçı kazanmaları için. Tabii ki Atlanta'da Trey Young ve Deontay Murray ikilisi iyi bir şekilde uyum yakaladılar. İyi oynuyorlar. Philadelphia'da ise James Harden eksik. O yüzden zorlanıyorlar tabii ki o eksiklik yüzünden. Ama yine de kendi evlerinde oynayacakları bu maçı kazanmak zorundalar. Tekrardan Atlanta'yı kaybedirlerse çok daha kötü durumlara düşebilirler. O yüzden zor da olsa 1.60 gibi yüksek orandan Philadelphia'ya güvenip galibiyetini size öneriyorum. Philadelphia'nın galibiyetini alabilirsiniz 1.60 oranda. Joel Embiid burada daha fazla sayı atacaktır. 29 sayı üstünde atmasını yani 30 sayı üzerlerini çıkmasını bekliyorum. Ve Trey Young tabii ki 26 sayı üstünde atar. Onu da kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Miami Heat Charlotte maçı. Bu maçında birisi oynadı. Uzatmaya gitti maç ve Miami yine de kazanmayı başardı. Şimdi bu maçta tekrar oynayacaklar. Tekrar Miami'de ikinci maçta. Bu kez Miami Heat tabii ki uzatmaya gitmemek isteyecek. Tyler Heron'un dönme durumu var bu maçta. Dönerse çok daha güçlü bir şekilde iyi bir şekilde kazanacaklardır Miami. Dönmese bile zaten Jim Butler üstüne sorumluluğu alıp kazandırmaya bakacaktır bu maçta. Miami Heat Charlotte maçında en az bir 3.5 handikaplı, en az bir 4-5 sayı farkla Miami Heat kazanır. 1.30 orandan. Tabii ki isteyen daha yüksek handikaplar da alabilir. Ama benim önerdiğim en az bir 3.5 handikap en az bir 4 sayı 5 sayı farklı yenecektir Miami Heat. Oyuncu uzmanlarına gelince Jimmy Butler 25 sayı üstünde atar ve Terry Rozier 21 sayı üstünde atar Charlotte tarafında. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız New Orleans Pelicans Houston Rockets maçı. Houston'da tabii ki Alperen Şengün oynayacak. Onun da iyi performans vermesini bekliyorum. Ama New Orleans Pelicans'ta tabii ki üçlü oynayacak. Zion Williamson, Brandon Ingram ve McCallum üçlüsü yanına da Valanchulas eklendiği zaman çok daha güçlü bir takım oluyorlar. Ve Houston'a karşı Houston zaten değişik şekillerde kaybetmeye çalışıyor. Bu maçı da kaybedecektir. New Orleans Pelicans kazanacaktır. Hatta farklı kazanacaktır. En az 4.5 buçuk New Orleans Pelicans'ın galibiyetini alabilirsiniz. 1.40 oranında. İsteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir bu maçta. Brendan Ingram 22 sayı üstünde atar. Ve Hüstan tarafında Jalen Green 22 sayı üstünde atar. Ekstra olarak burada Houston'da bizim Alperen Şengül'ün de 15 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Onun da üzbaremini alabilirsiniz. O da artık o seviyelere çıkıp 20 sayı 10 riban gibi seviyeleri kendini çıkarması gerekiyor. Tabii ki ona başarılar diliyoruz bu maçta. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra ikili olarak size vereceğim sağlam olarak oynayabileceğiniz maçlar şöyle oluyor. İlk maçımız tabii ki dediğim gibi az önce Detroit Boston maçı. Detroit Boston maçında maç üstte gidecektir bir şekilde. 224 sayı üst baremini alabilirsiniz. 1.70 oranda. Ve diğer maçımızda Az önce de anlattığım gibi New Orleans Pelicans Houston Rockets maçı burada New Orleans Pelicans en az 4.5 handikaplı kazanır. 1.40 oranında. Bu iki maçı kombin ederseniz 2.20 gibi güzel oranda kazanma şansı elde ederseniz. Oyuncu üz baremlerindeki üçlümüz de şöyle olacak arkadaşlar. Joel Embiid 29 sayı üstünde atar. Jimmy Butler 25 sayı üstünde atar. Ve Brandon Ingram 22 sayı üstünde atar. Burada Joel Embiid, Jimmy Butler ve Brendan Ingram üçlüsünü size öneriyorum. Onların üz baremlerini alabilirsiniz. Tabii ki aralarından seçip ikili de yapabilirsiniz. İsteyen dörtlü beşli de yapabilir. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Beğeni atarsanız, yorum yazarsanız seviniriz. Bu videoyu da 100 beğeniye çıkarırsanız seviniriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde umarım yüklenir ve karşınıza gelir. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.